Tamam, merhabalar. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sinüs akım devreleri ve hesaplama yöntemlerini işleyeceğiz. Daha önceki dersimizde 3 faz sistemleri sizlere göstermiştim. Orada akım devresini nasıl tanımlamıştık? Akım devresi gerilim kaynağından, iletkenlerden ve yüklerden oluşuyor. Burası çok önemli. Çünkü yapacağımız tüm hesaplarda, elektrik testlerinde bu devamlı önümüze çıkıyor. Şimdi gerilimler, bir defa aktif iletken arası gerilimler, o gerilimlerin nötr iletkenine karşı olan değeri genelde gösteriliyor burada. Şimdi genel olarak biz akım ve gerilimleri ya fazör sistemde gösterebiliriz veya bu eğriler bazında gösterebiliriz. Burada gördüğünüz gibi akım ve gerilim arasında bir açı var. Biz sıfır noktasından itibaren soldaki yere phi diyoruz genelinde veya bu aslında pi'si ile de gösterebilir. Diğer taraftan sağ tarafta ise şu açı eksi olarak bu açı artı olarak gösterilir. Böyle tanımlanmıştır. Zaman alanında sinüs veya diğer harmonik akımlarda bu eğrilerde gösterme oranımız var. Tabii bunlar genellikle sinüs ve kosinüs fonksiyonları olarak hesaplanır. 90 derece veya pi 2 ile ayırt edilebilir. Şimdi genel olarak elektroteknikte temel birimler vardır. Temel konumlar vardır. Bunlar akım ve gerilimleri biz bu değerler ile tanımlıyoruz. Bu temel bir tanımdır. Akım ve gerilim temel tanımıdır. Bunları aynı zamanda kompleks ortamda da gösterebiliriz. Şunu unutmayalım. U1 veya L1 devamlı baz alınır. Yani sıfır noktasıdır. Sıfırdan itibaren açılar özellikle gösterilir. Yani 120 derecelik açı, 240 derecelik açı U1'den L1 iletkeninden alarak sağa veya sola doğru gösterebiliriz. Bu bize bağlı genellikle. Bu değişmiyor. Buradaki durum U1 direkt kendi U1'idir. U2 ise U1'e göre 120 derece açıyla fark ile gösterilmiştir. U3 ise yine 240 veya dikkat ederseniz aynı yönde giden fazör. Şimdi fazörü ters çevirdim. Ne oluyor? Artı olması gerekiyor. Yine burada artı 220 derece. Bu buna eşittir. Yine kompleks ortamda böyle yazabiliriz. Tabii genelde bunlar, örneğin set, bu bir mutlak değerdir. Buradaki ohmik ve endüktif direnci de R eşittir Z, şu Z çarpı kosinüs fi veya X dediğimiz reaktans ise yine o mutlak değer Z çarpı sinüs fi'dir. Tangens de yine aynı şekilde buradan bulabiliriz. Şu değer esas elektrotekniğin temel konusudur. Her türlü gerilimci hesaplarında, kısa hesaplarında devamlı önümüze çıkar. Evet. Bir diğer yazılış şekli, şimdi her yerde kosinüs R çarpı kosinüs fi artı x çarpı sinüs fi yazmak yerine daha basit bir yöntemle, örneğin Euler denklemine göre, bu bize Euler denklemidir elektroteknikte. Bu nedir? E üzeri J, işte akım olabilir, gerilim olabilir, fark etmiyor. Bu da nedir? E üzeri J veya akım gerilimde açılımı yazarsak R çarpı kosinüs fi artı J x çarpı sinüs fi'dir. Buradaki şeyler, denklemler genelde bildiğimiz denklemlerdir. Önemli olan şu ikisi, bir defa örneğin kısa hesaplarında yine önümüze çıkacak. Çünkü oradaki bu değerler tepe değerini bulmak için de çok önemli. Şurada ise o 120 derece artı 240 derece, tabi onların toplamını neye yapıyordu? Sıfır. Bunun yerine biz ne yapıyoruz şimdi? Şu A değerlerini yazıyoruz. A diye, A ile gösterilir. Bunun toplamı bize yine sıfır amper ve volt cinsinde değerini verir. Diğer taraftan burada tekrar gösterdim. A'nın değeri 2 eho üzeri J 2 pi bölü 3, A 2 4 pi bölü 3, A 3 de 1'dir. Dolayısıyla bu değer aynı zamanda kısa hesaplarında matrix denklemlerde özellikle çok önemlidir. Simetrik bileşenler metodunda özellikle
simetrik olmayan akımları hesaplarken bunlar çok işimize yaramaktır. Daha sonraki derslerimizde bunu sizlere geniş şekilde anlatacağım. Tekrar değerli toplu olarak bu slaytta gösterdim size. Yine E üzeri J fi gördüğünüz gibi. Ama dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta şuradaki lambda değeri. Sıkça biz kosinüs fi'yi güç faktörü olarak tanımlıyoruz. Aslında bu yanlış bir tanımdır. Kosinüs fi hiçbir zaman güç faktörü değildir. Esas güç faktörü lambdadır. Lambdanın da P bölü S'ye oranıdır. Kosinüs fi'yi güç faktörü olarak tanımladığımızda oradaki değer 50 Hz değerindeki sayıdır. 50 Hz'de kosinüs fi lambdaya eşittir. Ama 150 Hz'in olduğu bir yerde, ledlerin olduğu yerde, bilgisayarların olduğu yerde hiçbir zaman kosinüs fi'den bahsedemeyiz. Oradaki değer lambdadır. Demek ki lambdayı hesaplayacağız. Yani total harmonic distortion dediğimiz o değer buradan ortaya çıkıyor. Evet. Yine tekrar değerli toplu güçleri burada gösterdim. Yıldız bağlama, üçgenler hesapları tekrar şey yapabiliriz. Şimdi örnekler. Birkaç örnek verelim bu teorik sunumdan sonra. 2 kW gücünde bir örneğin motorumuz var. 230 volt tek fazlı bir motor. Güç faktörü onun plakasına 0.8 olarak verilmiş. Birinci soru, tüm motorun parametrelerini hesaplayınız, etkin gücü hesaplayınız, reaktif gücü hesaplayınız. Bu çok önemli. Şuradaki yapılan hesap basit gibi gözüküyor ama gerçekten elektrik testlerindeki böyle ohmik endüstri güçlerin hesaplarında önemlidir. Oradaki değerleri bulmak için tabii bizim işimize en çok yarayan tabii ki işletme akımıdır. Oradan empedansı bulabiliriz genellikle. Daha sonra da tabii empedansın değeri de Z neydi? Z burada kompleks olarak yazdığımızda R çarpı kosinüs fi artı J çarpı sinüs fi. Ama tekrar R ve X'i de buradan Z ile hesaplayabiliriz değer olarak. Demek motorun oradaki sargılarının şurası amper fazla olmuş, ohm olması gerekiyor. Güçleri hesapladığımızda 2 kW aktif gücü vardı. Görünen gücü 2,5 kW. Oradaki motorun reaktif gücü de ne oluyor? 1,5 kilovat amper olmuş olur. Mesela bu özellikle laboratuvarlarda incelenir. Laboratuvarda öğrencilere gösterilir. Bu değerlerin değerleri anlamak açısından. Diğer taraftan kaplı iletkenlerde yine temel olarak hesap yaparken genelde bir kablo ve iletkenin ohmik direncini biz 1 bölü veya uzunluk bölü kapa çarpı kesit olarak ele alıyoruz. Q aslında uluslararası alanda kesittir. A ve S kesit değildir. Ama tabii Q pek alışılagelmiş bir şey değildir. Biz S ve A olarak yazıyoruz. 20 derecede yapılan hesaptır. Genel olarak kablo iletkenleri başka ortam sıcaklığında hesaplarız. Yani orada 50 santigrat derece varsa örneğin 50 santigrat dereceyi ne yapıyoruz? 50-20 çünkü 20 derece temel ortam sıcaklığıdır. Çarpı alfa 20 bu da onun bir materyal değeridir. 0,041 Kelvin'dir. Buradan çıkan sonuç, şuradan çıkan sonuç oradaki ortam sıcaklığından dolayı direnç yükselmesini bize verir. Bu özellikle bu kısa akımlarında da çok önemlidir. Aynı zamanda gerilim hesaplarında buna dikkat edilmek gerekir. Şimdi diğer taraftan tabii bakırın, alüminyumun belli değerleri vardır. İşte bakırda bu değer kapa değeri 54, 56, 58'dir. Genel olarak uluslararası alanda. Fakat biz ortalama olarak 56 alıyoruz. Diğer taraftan alfa değerini buraya yazdım. Yine birim olarak da tabii buradaki hesapladığımız değer 1 metredeki dirençtir. X metredeki bir direnci de buradan hesaplayabiliriz. Örnek olarak 2,5 metrekarenin direnci 7,14 miliohm yapar. 80 santigrat derecede
bu değer 8,85 milyon çıkar. Demek ki bu değeri biz hem gerilim düşümünde hem de kısa hesaplarında uygulamak zorundayız. Türkiye'de maalesef bu yapılmıyor. Yapılan hatalardan bir tanesi budur. Evet, devam edersek en iyi direnç nedir? X omega çarpı L. Peki esas konu burada L'dir. L'yi hesaplayabiliriz ama genelde ölçülür. Tüm üretici firmalar L'yi, en iyi direnci ölçer, bize tablo şeklinde sunarlar. Bunu buradan alabiliriz. Ama bu bilinmiyor ise genelde X değeri kaplı iletkenlerde 0,08 miliohm bölü metre olarak alınabilir. Ki hesaplar yanlış olmaz. Hesaplamak istersek tabi biraz matematiksel bir işlem gerekiyor. Bu da çok zor değil. Bunu ben yaptım. 2,5 milimetrekarelik bir iletkenin en iyi değerini buradan yerine koyarak şu hesaptan 0,106 milyon bölü metre olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir konu yıldız devredeki akım ve gerilim değerleri. Oradaki köküçün ne anlama geldiği, örneğin hat akımı direkt buradaki, ben gerçi faz yazdım ama aslında burada akım ve gerilim olduğu için faz olarak ele aldım. Çünkü faz iletken değil ama orada bir akım ve gerilim var. O açıdan oradaki akan akım buradaki iletkenin içindeki akıma eşit. Daha doğrusu fazdaki akıma eşit. Tabii gerilim, iki gerilim arasında burada köküç kadar fark var. Yine bir örnek yapalım. Üç fazlı bir yıldız devremiz var. Her dirençlerin değeri 20 ohm olsun. Devrenin akım ve gücünü hesaplayalım. Buradaki akım 11,5 amper. Örneğin yıldız devrede 793 watt, pardon 7,93 kilowatt bir değer var. Üçgen olarak bağladığımızda ne oluyor? Çok küçük bir değer. Biraz hesap, evet. Üçgen devrede daha değişik. Üçgen devre nedir? Hattan giren akım bu sefer uçlarda ayrılıyor, köküç kadar küçülüyor. Aradaki sadece fark bu. Yıldız devre ile üçgen devre arasında fark. Yine hesaplarda aynı şeyi ele alırsak üçgen ve yıldız bağlamada tabii değişik akımlar ortaya çıkmış oluyor. Ki bu normal basit hesaplardır. Burada göstermek istediğim konu yıldız bağladığımızda akım ne olur? Üçgen bağladığımızda akım ne olur? Tabii üçgen bağlama devamlı bize daha az akımı verecektir. Evet, karmaşık hesaplara baktığımızda yani kompleksle yapılan hesaplara baktığımızda yine 110 değerinde direncimiz olsun ama aralarındaki açı farklı. Yani akımın gerilime göre açısı farklı. Bunu ancak şuradaki hesap ile her bir iletkenden geçen L1 iletken, L2, L3 kompleks ortamda hesaplayabiliriz. Ortaya çıkan sonuç nötr iletkeninden 2,3 gibi amper gibi akım akıyor. Diğerlerine göre arasındaki açı 180 derece değişiktir. Ama pratikte bunun anlamı var mıdır? Hiçbir anlamı yoktur pratikte. Çünkü bir fırında herhangi bir yerde akan akım geçen akımı hiçbir zaman bize açıyı ilgilendirmez özellikle. Ama önemlidir. Çünkü üretici firmalar buna dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle kesicilerde mesela bunlar çok önemlidir bu açılar. Yine nötr akımı bir başka şekliyle burada verilen değer bu sefer şurada gördüğümüz gibi 400 volt ortamında ve set 1'in set 2, set 3'ün değerleri değişik set olarak verilmiştir. Yine aynı şekilde çünkü aynı noktada akımların toplamı sıfır olacağından yine kompleks ortamda yapılan hesaplarda gördüğünüz gibi burada 2,78 amper yine 161 derece ile akım akıyor diğer iletkenlere göre. Evet, simetrik olmayan bir yükte akımlar ne olur? Şimdi bu hesap kompleks olmayan hesap yöntemidir. Daha basit, bunu herkes yapabilir aslında. Sadece bilmesi gereken şu formüllerdir. F
formülleri ezberlemek yerine herhangi bir yere yazıp, önemli olan bu iyi bir, iyi iki, iyi üçün bulunmasıdır. Bu da diğer bir başka slaytta şu hesap ile yapılabilir. İyi bir, iyi iki, iyi üç. Tabii bunları tekrar okumak istemiyorum. Böyle yazılıp değerleri yerine konarak iyi bir, iki, iyi üç hesaplanır. Oradan daha önceki şu gösterdiğim slaytta yerlerine konarak IN üzerinden geçen akım hesaplanabilir. Bu daha basittir. Özellikle meslek okullarında gösterilen şekil budur. Tabii kompleks sayılar özellikle üniversitelerde yapılır, öğretilir. Ama bunlar bir ustanın, teknisyenin bilmesi gereken konulardır. Teşekkür ederim. Bir sonraki seminerde görüşmek üzere.